19 Aralık 25 Aralık 2022 haftasında bizleri neler bekliyor? Yeni haftanın genel etkileri neler? Burçları neler bekliyor? 19 Aralık 2022'de yeni haftaya Ay Terazi burcunda hareket ederken başlayacağız. Bu sıralar kararlar almaktan ve yeni bir başlangıç yapmaktan kaçınmalısınız. Ay Akrep burcunda hareket etmeye başlayacak. Maddi ve manevi değerlerimizle ilgili problemler yaşanabilir. İkili ilişkilerde kavgalar ve ayrılıklar görülebilir. 20 Aralık 2022'de Ay Akrep burcunda hareket etmeye devam edecek. Günün en önemli açısı Mars ve Chiron arasında gerçekleşecek. Olumlu açı olacak. Sağlığınızla ilgili hassasiyetler, kronik rahatsızlıklar nüksedebilir. Öğleden sonra ikili ilişkilerde problemler yaşanabilir. Ortak yapılan işlerde sıkıntılar çıkabilir. 21 Aralık 2022'de Ay Akrep burcunda hareket etmeye devam edecek. Yurt dışında tanıdıklarınız varsa bu kişilerle iletişiminiz artabilir. Eğitim konuları öne çıkabilir. Kişisel gelişiminiz için bir eğitim programına katılabilirsiniz. Sevdiklerinizin sağlıklarıyla ilgili olumlu gelişmeler yaşanabilir. Ay Yay burcunda hareket etmeye başlayacak. 22 Aralık 2022'de Ay Yay burcunda hareket etmeye devam edecek. Günün en önemli açısı Güneş ve Jüpiter arasında gerçekleşecek kare açı olacak. Sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Olayları büyütebilirsiniz. Günün ikinci açısı Venüs ve Uranüs arasında gerçekleşecek olumlu bir açı olacak. Kişisel gelişim çalışmalarına katılabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde sürpriz gelişmeler yaşayabilirsiniz. 23 Aralık 2022'de Ay Yay burcunda hareket etmeye devam edecek. Ağın yükseleni Koç burcu olacak. Yurt dışı ile bağlantılı konular ön plana çıkabilir. Maddi konularda kararlar alırken ve harcamalar yaparken yanlış adımlar atmaktan kaçınmalısınız. Kardeş ve yakın akraba ilişkilerinde iletişim problemleri meydana gelebilir. Psikolojik sıkıntılar yaşanabilir. Tartışma ve kavgalardan uzak durmalısınız. Sağlık sektörüyle ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. 24 Aralık 2022'de Ay Oğlak burcunda hareket etmeye devam edecek. Sosyal çevrenizdeki insanlarla aranıza mesafe koymanız gereken durumlar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkilerde sinirlerinizi bozacak tartışmalardan ve kavgalardan uzak durmalısınız. Maddi konularınız, kredi ve ödemelerle ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. 25 Aralık 2022'de Ay Oğlak burcunda hareket etmeye devam edecek. Günün en önemli açısı Merkür ve Neptün arasında gerçekleşecek olumlu açı olacak. Aile büyüklerinizden güzel haberler alabilirsiniz. Ödemelerinizle ilgili olumlu gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ay Kova burcuna geçiş yapacak. Koç burcu. Pazartesi ve Salı günleri ödemeler, krediler, alacaklı olduğunuz finansal kaynaklar varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlığınız varsa bununla ilgili hassasiyetler görülebilir. Çarşamba ve Perşembe günleri seyahate çıkabilirsiniz. Kişisel eğitime önem verebilirsiniz. Hukuksal davalarınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri kariyeriniz ve işinizle ilgilenebilirsiniz. Sosyal çevrenizdeki kişilerle zaman geçirebilirsiniz. Boğa burcu. Pazartesi ve Salı günleri ikili ilişkiler ön plana çıkabilir. Ortak yapılan işlerle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri ödemeler, krediler, alacaklı olduğunuz finansal kaynaklar varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlığınız varsa bununla ilgili hassasiyetler görülebilir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri seyahate çıkabilirsiniz. Kişisel eğitime önem verebilirsiniz. Hukuksal davalarınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Yurt dışı ile ilgili konularınız varsa bunlarla ilgili konular tamamlanabilir. İkizler burcu. Pazartesi ve Salı günleri günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Günlük rutin işleriniz artabilir. Sağlıkla ilgili hassasiyetleriniz oluşabilir. Çarşamba ve Perşembe günleri ikili ilişkiler ön plana çıkabilir. Ortak yapılan işlerle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri ödemeler, krediler, alacaklı olduğunuz finansal kaynaklar varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Kronik rahatsızlığınız varsa
Bununla ilgili hassasiyetler görülebilir. Hayatınızdan çıkması gereken insanlarla yollarınızı ayırabilirsiniz. Yengeç burcu. Pazartesi ve salı günleri ikili ilişkiler ön plana çıkabilir. Çevrenizdeki çocuklarla ilgili konuları duyabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Günlük rutin işleriniz artabilir. Sağlıkla ilgili konular gündeminize gelebilir. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ikili ilişkiler ön plana çıkabilir. Ortak yapılan işlerle ilgili konularda gelişmeler yaşanabilir. İkili ilişkilerinizde tamamlamalar yaşayabilirsiniz. Bazı ilişkileriniz sona erebilir. Aslan burcu. Pazartesi ve salı günleri ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili sorunlar karşınıza çıkabilir. Çarşamba ve perşembe günleri ikili ilişkiler ön planda olabilir. Çevrenizdeki çocuklarla ilgili konuları duyabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri günlük işlerinizde yoğunluk yaşayabilirsiniz. Günlük rutin işleriniz artabilir. Sağlıkla ilgili konular gündemimize gelebilir. Günlük işlerinizle ilgili konuları tamamlayabilirsiniz. Başak burcu. Pazartesi ve salı günleri iletişimle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenebilirsiniz. Eğitim konuları gündeminizde olabilir. Çarşamba ve perşembe günleri ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili sorunlar karşınıza çıkabilir. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ikili ilişkiler ön plana çıkabilir. Çevrenizdeki çocuklarla ilgili konuları duyabilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Yatırımlarınız varsa bunlarla ilgilenebilirsiniz. Terazi burcu. Pazartesi ve salı günleri maddi ve manevi değerlerle ilgili konular gündemde olabilir ve finansal planlamalar yapabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri iletişimle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenebilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri ailevi konularla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili sorunlar karşınıza çıkabilir. Ailenizle zaman geçirebilirsiniz. Akrep burcu. Pazartesi ve salı günleri kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Dış görüşünüzle ilgilenebilirsiniz. Fiziksel sağlığınızla yakından ilgilenmeniz gerekebilir. Çarşamba ve perşembe günleri maddi ve manevi değerlerle ilgili konular gündemde olabilir. Finansal planlamalar yapabilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri iletişimle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Seyahate çıkabilirsiniz. Yakın çevrenizdeki kişilerle ilgilenebilirsiniz. Yay burcu. Pazartesi ve salı günleri hastane kontrollerine gidebilirsiniz. İç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Okült konularla ilgilenebilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fiziksel sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir. Cuma, cumartesi ve pazar günleri maddi ve manevi değerlerle ilgili konular gündemde olabilir. Finansal planlamalar yapabilirsiniz. Oğlak burcu. Pazartesi ve salı günleri sosyal yoğunluğunuz artabilir. Toplantılara katılabilirsiniz. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri hastane kontrollerinize gidebilirsiniz. Üç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Okült konularla ilgilenebilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri kendinizi ön plana çıkartmak isteyebilirsiniz. Dış görünüşünüzle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Fiziksel sağlığınızla ilgili konular gündemde olabilir. Kova burcu. Pazartesi ve salı günleri kariyerinizle ilgili ve işinizle ilgili konular gündemde olabilir. Toplantılara katılabilirsiniz. Çarşamba ve perşembe günleri sosyal yoğunluğunuz artabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri hastane kontrollerinize gidebilirsiniz. Kendi iç dünyanıza çekilmek isteyebilirsiniz. Okült konularla ilgilenebilirsiniz. Balık burcu. Pazartesi ve salı günleri seyahate çıkabilirsiniz. Kişisel eğitime önem verebilirsiniz. Hukuksal davalarınız varsa bunlarla ilgili gelişmeler olabilir. Çarşamba ve perşembe günleri kariyerinizle ve işinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Toplantılara katılabilirsiniz.
yoğun iş temposu yaşayabilirsiniz. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sosyal yoğunluğunuz artabilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz.